Kafam biraz karışıktır, oldum olası. Neden bilinmez. Ben ise doğru. Yüzlerce yol var ama hangisi doğru? Hangisi çıkmaz? Ama sen bir yana, ben bir yana. Ayrı düşmüşüz yan yana. Sen bir yana. Karşımız deniz, yardım et yoksa gidemeyiz. Kıyıda bir saz gibi, yalnızlık olmaz ama. Sen bir yana, ben bir yana. Ayrı düşmüş. Yan yana, yana. Karışıktır, oldum olası. Neden? Çünkü kadınım. Dalyan delgası, yaşamın ta kendisi. Büyümdür dokusu, öyle kolay çözülmez. Ama sen bir yana, ben bir yana. Ayrı düşmüşüz yan yana. Sen bir yana, ben bir yana. Ayrı düşmüşüz, ayrı düşmüşüz. Evet, kameraman beni bulması için bekliyorum çünkü yolculuk halinde. Cihan Barbur'la birlikteyiz. Kameraman beni buldu. Evet, Aykırı Soruların bu Bodrum serüveninin son günlerindeyiz. Bayrama da denk gelen bu günlerde şarkılar söylemeye devam ediyoruz. Şarkı söyleyerek de yeniden düşünmeye çalışıyoruz. Çünkü yanımızda ilginç bir isim var, Cihan Barbur. Türkiye'de konuşmamız gereken pek çok konuyu kendi isminde barındırıyor. Bir taraftan Türkiye'nin en güzel coğrafyası olan Akdeniz'in güzel, bence artık kenti, İskenderun'un bir üyesisiniz. Hı hı. Ama bir taraftan Beyrut doğmuşsunuz. Evet. Bir taraftan gayrimüslimsiniz. Evet. Bir taraftan edebiyatla meşgulsünüz. Olabilir. Bir taraftan da dönüp baktığımız zaman soy kökünüz Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok falan derken böyle sağlam bir kök. Yani Türkiye'de öteki ne varsa o burada muyum? Var. Evet, bu güzel. Peki. Fakat bütün bu ötekiler Türkiye'de iyi ki var. Çünkü bundan dolayı keyif duyuyoruz. Az önce duyduğum ses bayağı da bizim sevdiğimiz değil bir giriş. Değil mi? Sizden yani. Yani. Çok da uzak bir yerden değilim yani. Yani sizden derken yani ben de Antakya olduğu için aramızda çok ben de kendimi öteki bir iki meselesinde. Bu coğrafyada biraz insanlar galiba ötekiliği dayatıyorlar ve hissettiriyorlar. Sonrasında ben anladım ne olduğunu. Yani bir kere ismimi Cihan'la, ya hayata Cihan'la başlamak İskenderun'da yaşarken çok tuhaf değildi ama üniversiteye gidince Cihan mı, o zaman Türk değil misin? Türk'üm.
Yani bunu sürekli söylüyorum. Çünkü üniversite gittiğimde daha medeni bir durumla karşılaşacağımı tahayyül ederken aslında ben en medeni yerden geliyormuşumla karşılaştım. Ki Ankara'da okudum ve 33 yaşındayım. Hayatımda daha da medeni bir yaşam biçimi, daha medeni bir fikir ve zikrin doğduğu başka da bir yer ben görmedim. Benim babaannemin çok sevdiğim bir komşusu vardı. Loristi adı, Müslümandı. Fakat adı Loristi. Çünkü çok sevdiği için bir komşu, annesi komşusunu koymuş. Dolayısıyla bir gayrimüslimin ismini Antakya'da bir Müslümana vermek pek acayip değildi. Hiç acayip. Ve orada Cihan olmak, Loris olmak ya da Raife olmak hiç kimse de etmez. O yüzden biraz oraları bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Tabii ki. Beyrut meselesi de ilginç. Doğmuşum aslında. Yani bir bağım yok. Yani ben orada büyümedim. Ben ilk defa Beyrut'a 14 yaşında gittim. Bu benim gazetecilik camiasından yediğim herhalde tokat diyeceğim ilk tokattır. Çünkü ben o zaman haber değeri nedir'in anlamını bilmediğim için. Çok tokat yendi mi? Ya bu konuda evet. Çünkü yani Wikipedia'yı açıp baktığınız zaman Lübnan bayrağı görürsünüz benimle alakalı. Lübnan asıllı yazar. Ve biz asistanımla beraber Eda Hanım 100 kez yazı yazdırttım. Şu bayrağı kaldırın, ben Lübnan asıllı değilim. Bu bir kere gazetede çıktı. Ben 12 yaşında savaştan kaçmışım da bombaların altında İskenderun'a sığmışım. Çünkü bu bir haber değeri taşıdığını düşündüler. Ama yalan. Tabii ki yalan. Annem İskenderun'da yaşıyordu ve İskenderun'da o dönem hani şımarıkça mı gelir çok mu kulağa tuhaf gelir ama güvenebileceği bir doktor olmadığı için ve biraz hani farklı bir doğum yapacağı için doktor da Beyrut'ta olduğu için arabayla Beyrut'a gidiyor. Ve ben tabii, orada doğuyorum. Orayı iyi anlamak lazım. O zaman şimdiki sandığımız gibi bir durum da yok. Yani Beyrut, Suriye ve işte Kilis'ten geçmeler falan o coğrafyaya baktığımız zaman çok iç içe akrabalık bağlarının da yüksek olduğu bir coğrafya. Peki bugün Orta Doğulu olmak diye bir duygu varsa eğer bunun acılı bir duygu olduğunu herhalde hepimiz biliriz. Çünkü söz edebileceğimiz pek çok olağanüstü lezzet kadar Orta Doğu aslında dünyanın sürekli kanayan ve galiba biraz da kanatılan, ısrarla kanatılan yarası. O konuda kafa patlatıyor mu Ceyhan? Tabii ki patlatıyor. Çünkü şimdi şöyle söyleyeyim uzatmadan, birçok yerde de yazdım. Apolitik bir jenerasyonun evladıyım ve bunu başlarda biraz yüksünerek söylüyordum. Deliler gibi politika takip eden, hani neden, niye oldu, bu kim, işte bilmem kaçıncı cumhurbaşkanım döneminde miydi filan gibi hani durumlara, sorgulara, suallere çok girmiş biri değilim. Hani bundan utanmalı mıyım bilemiyorum. Ama hani benim içine doğduğum hayatta zaten böyle bir durum yoktu. Yani biz bunu konuşmazdık bile. Neyi, siyaseti mi? Siyaseti konuşmazdık. Eksik bir şey bu. Ama hani öyle bir hayat vardı ki yani hastalanmanıza ve ölmenize sanki gerek duymayacakmış gibi çok kapalı bir kavanozun içinde yaşıyorduk İskenderun'da. Doğruya doğru. Ben çok sonra, üniversite gittikten sonra hani kendi çabamla hani ne nedir ne değildir'e girip kendimi geliştirmeye çalıştım. Dolayısıyla ben bir politikacı gibi işte sayfalarca kitap ve ansiklopedi okumuş bir insan vakıf olma halini konuşamam. Ama yaşamış ve orada birebir birçok şeye şahit olmuş kişi olarak cevap verebilirim sorularınıza. Şarkı yapmak. Ya da edebiyat yapmak tam da bence bizim anladığımız anlamda güncel politikaya yani hayata müdahil olmak. Tabii ki. Dolayısıyla ben mesela orada biraz farklı düşünüyorum. İnsanın ayağını bastığı topraktan farkında olarak ya da olmayarak hücrelerine sızan bir şey var. Bir çok, duygu var. Çok. Öte taraftan bir de öğrendikleri var ve buradan da bir duygu doğuyor. O anlamda çok bereketli bir toprak. Çok. Hemen demin sorduğunuza cevap vereyim. O girizgahı yapmak zorundaydım. Çünkü yani bu konularda ehli şeyim yok. Ama bildiğime inanırım. Bu konuda da ukalayımdır. Her daim de olmuşumdur. Çünkü geldiğim yerde çok güzel şeyler öğrendim. Ve ben 3 albümde de yazdığım yazılarda da her daim omuriliğim çocukluğumdu ve yaşadığım yerdi her zaman. Müthiş bir renk, müthiş bir kültürel miras. Şimdi mesela siz gayrimüslim dediniz. Biz mesela orada birbirimize nesin, hangi mezheptensin, ismin niye bu filan öyle bir soru dahi sorulmaz.
sadece evlere gidilir, sofraya konulan yemekten anlaşılır onun hani aslında hani nereden geldi. Çünkü o yemek bir Ermeni mutfağının has yemeğidir, bir iki Arap mutfağının falan filan. Bize de Arap kökenler var, işte biz Hristiyanız. Ama hani öncesi karışık, hiç girmeyeyim. Ama hani ne bileyim, kiliseye de gidiyorduk ama pratikan değildik. Yani hani böyle her gün dualar var. Biz hiç bunu sorgulamadık. Yani ben o coğrafyayı biraz bilen ve yani biraz değil, bayağı bilen ve yaşayan bir kimse olarak aslında o mutfağın ne demek olduğunu biliyorum. O sokak aralarını da sokak aralarını da biliyorum. Ve bütün mesele de o sokak aralarında olup bitiyor aslında. Tabii ben orada yaşamadım. Ama çocukluğumda tabii babaanne, anneanne ziyaretlerine giderken görüyordum. O lezzet, o ilişki biçimi batıdakiler için biraz fantastik gibi durabilir ama orada çok doğal. Hayatın doğasında o var. O kadar evet. Doğal ki. Peki tüm bunlara rağmen bir taraftan da müzik yapmanın güçlüğü kendi içinde herhalde yine ortaya çıkıyor. Çünkü bir taraftan insanın o küçük yerlerde ne yaşarsa yaşasın hayata ya ben sanatsal bir tavır koyacağım diye ortaya çıktığı zaman hayat o kadar kolay olmuyor. O nasıl oldu? Şöyle bir söylem vardı, hani sanat toplum için midir, toplum sanat için midir, sanat evet. için midir falan. Ben hikaye anlatmayı çok sevdiğimi fark ettim. Konuşkanım ama hikaye biriktirmeyi, insanların hikayelerini anlatmayı ve özlemini ve hasretini duyduğum şeyleri dile getirmeyi seviyorum ve bunu yapamazsam nefes alamıyorum. Yani fiziki anlamda nefes alamıyorum. Ve ben bunu sanat olsun ya da topluma bir şey vereyim diye yapmadım. Gayet bencil bir duyguyla yaptım. Kendim için yaptım. Hani bana bir yıldız daha verilsin diye ben topluma bir şey anlatmak istediğim için yazıyorum desem dünyanın en büyük yalanını söylemiş olurum. Ama hikayecilik biraz böyle bir şey değil mi? Yani tam da kendinden söz ederken aslında herkesi ilgilendiren bir şey söylemeye başlama hali. Tam da kendince söylerken başkalarının da ilgisini uyandırma hali değil mi hikayecilik? Öyleyse eğer ne âlâ. Yani o paydada, o ortak paydada buluşan insan sayısı artıyorsa... Ha, ben o zaman kendime bir küçük yıldız daha koyarım. Derim ki ne güzel. Çünkü hepimiz aynı hayatı yaşıyoruz. Hep bunu söylüyorum. Yani dost erkanında da, eş dostla da konuşurken hiçbirimiz daha farklı bir hayat yaşamıyoruz. Aynı oranda üzüntü, aynı oranda sevinç, aynı oranda kayıp yaşıyoruz. Belki farklı hikayeler ama benzer duygular. Yaşadığımızı düşünüyorum. Ömür müsaade ettiğince. Ben de sadece o küçük penceremden bunları anlatmak istiyorum. Böyle bir açlığım var. Sürekli anlatmak Peki, istiyorum. Peki gerçekten böyle mi biraz düşünsek? Mesela Türkiye'de bence Müslüman olmadan doğmak, başlı başına zaten bir ayrı kota olmak demek. Kim ne derse desin, bu katı bir Müslümanlık tarifinin yapıldığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bence bu Cumhuriyet döneminde de böyle, daha öncesinde de böyle. Öte taraftan kadın olmak daha da büyük bir sorun. Dik başlı kadın olmak. Ne de dik başlı kadın? Mesela geçtiğimiz günlerde Leyla Erbil'i kaybettik. Benim kutsallarımdan biriydi. Çünkü hani dünyayı değiştireceğine inandığım kadınlardan evet. biriydi. Hem onlara hayran oluyor bu coğrafya bir takım insanlar hem de onlarla kavga ediyor falan. Ya bütün bunları koyduğumuz zaman doğal olarak hikaye biraz sanki sürüdekilerden farklı oluyor. Ben herhalde kendimi android gibi filan hissediyorum. Hani ne kadın, ne ayrı kotu, ne gayrimüslim. O kadar öfkeleniyorum ki. Yani bir şey yazarken Twitter olsun ya işte bir aylık bir dergiye yazıyorum. Bazen oradan işte eleştiriler geliyor, yazılar geliyor ya da işte kendimce iptidai bir yazı yazıyorum falan. İşte defol git o zaman bu ülkeden falan. Ya konu ne zaman oraya geldi? Ben gayet bir birey olarak... Bir de benim haklılığım ortaya koyuyor. Onların görüş yani. Onun o pencereden beni öyle görüyor olmasına inanamıyorum yani. Ben böyle bir ne diyeyim cinsiyetimi unutuyorum yazarken. Yani tabii ki bir kadın olarak yazıyorum. Belki bir erkeğe duyulan aşkı ya da bir ilişki ya da işte bir baba kız... ilişkisini anlatıyorum ama hakikaten şey yani aseksüel bir kimlikle yazıyorum. Ama tabii biz neyle yazarsak yazalım. Cinsiz bir kimlikle yazıyorum. Nihayetinde kendi getirdiğim bir şey var. Getiriyoruz. O zaman bu körebe oyununu
biraz... şarkı diyorsunuz peki. Şey yapalım. Hazır Bodrum'dayız. Körebe'de Gümüşlü'ye yazdığım bir şarkı. Şehir hayatından bunalıp biraz da politik minik dokunmaları olan falan filan. Söylemese miydim? Yok yok, falan filanını şarkıda duyalım. O yüzden sustum. Hadi bakalım. Şaşırmıştık eski evlerden gelen tüm seslere, huzur, umut, sevgi vaat eden kırık tahta sandalyeye. Darılmıştık dilimizden yerlere düşemeyen onca söze. Bir mahalle arkası hikayesi bu seni. Burada artık Flipper'daki ahaliyle birlikte organize bir program yapmaya başladık. Balkonlar falan derken böyle örgütlü bir hal aldık. Şarkılar tutuyorsa eğer, alkış geliyor. Tutmuyorsa eğer burun kıvırıyorlar. Şu ana kadar durum fena değil. Yüzme geldi saatinde mi olduğumuz halde evet, geliyor. Ben tribünler dolmaya başladı. Bu iyi. Şimdi tabii bu kent meselesi üzerine de biraz herhalde durmak lazım. Bu kentten kaçma hali, işte kent çok kalabalık falan. Ben biraz farklı bir yerden de bakıyorum. Mesela bu tını bana hani sizin de ilk gittiğiniz isim Bülent Ortaçgil olmuş. Evet. Dolayısıyla biraz Bülent Ortaçgil geleneğinin o kökün izlerini, duygusunu hissettirdiği için de memnunum. Orada da bir hikayeci vardır. Çok iddialı bir söz söylemez ama sen onu dinledikçe o incelir ve inceldikçe de içine sızar falan. Bu hoştur ama...
bir şey söyleyeceğim ki bu kentli bir müzik. Evet. Biraz bundan konuşalım. Kent ozanlığı. Kent ozanlığı, evet. Neyse. Kentli müzik, evet. Yani soy kökü Bülent Ortaçgil, Fikret Kızlar falan. Aslında daha da evveli daha, yani. Daha aslında evveli. Ya ozan geleneğine döneceksek yani işte Aşık Veysel'den de gelebiliriz. Yani buraya kadar. Çünkü bence o isimler de onlardan. O geleneği ve o hikayeyi anlatmayı haddim olmayarak söyleyeyim ama bence bir nebze almış olsalar gerek. Ben de tabii Ortaçgil, Vedat Sakman, Mehmet Güreli, Fikret Kızılok, Ezgi'nin günlüğü dinleyerek de büyüdüm. Ve bu hikaye anlatma işi çok hoşuma gitti. Çünkü yazmakla kalmıyorsun, bir de bunun üstüne bir müzik koyabilme şansın var. Kenti anlatıyorsun. Evet, artık 4/3 kent olduğu için mi kenti anlatıyoruz? Ya da oradan sıyrılma isteğini mi anlatıyoruz? Yani ben tabii kent meselesi... Oradaki aşkı mı anlatıyoruz? Orada yaşamlılığını mı? Nedir kent? Kent meselesi biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum kent olgusu üzerinden. Çünkü hani kent aslında bir kurallar ve iş bölümü bütünüdür. Kuralsızlık ve iş bölümü olmayınca ortaya bir kaos çıkıyor. Tabii ki. Da kent denemez. Ama ben mesela İstanbul'u çocukluğumdan beri yaşamış bir kimse olarak... İstanbul'a dair söylenenlerin İstanbul'un hak ettiğinin henüz çok az olduğunu halen düşünüyorum. Halen İyi nasıl? Anlamda mı kötü anlamda mı? Hak ettiğini derken şöyle daha söyleyeyim. Beterini mi hak ediyor, daha iyisini mi hak ediyor? Tabii ben İstanbul'a güzellemeler yapmayı seviyorum yani yazarken. Ama öte taraftan da bir aşk gibi bakarsak tepeden tırnağa güzellikle dolu bir aşktan söz edebilir miyiz? Zaten aşk olmadı o zaman, olmaz değil mi? Olmaz yani, o yüzden İstanbul'da da biraz böyle bir hal var ama bu biraz... Benim kentim hala İskenderun. O küçük bir parantez. Tamam, onu kabul ediyorum. Hala orayı yazıyorum niyeyse. Belki de biraz onu da konuşmak lazım. İskenderun'un niye kent meşruiyetini, ehliyetini bir türlü alamadı. Yani. Antakya'dan dolayı alamadı. Neden Antakya'dan dolayı alamadı? Halen çünkü kafada bir geçmişte şey var değil mi? Yani çocukken hep duyuyoruz yani ne zaman burası il olacak be kardeşim yani hani derken. Olamadı Antakya hani herhalde işte o dediğim geçmişi diyeceğim deseniz İskenderun'la aynı benzer. İskenderun bir liman şehri. Belki o il olmaya da ihtiyaç duymadı liman şehri olduğu için de. Hani zaten onun öyle bir artısı vardı. O muhtemelen devlet belleğinde günün birinde Antakya bizden ayrılmak isteyecektir. Ve orada bize arkamızdan hançerleyecek kimseler vardır. O yüzden İskenderun orada SİBOP görevi yapıyor. Bu çok acı ama böyle. Öyle. İnsanına, halkına güvenmeyen bir devlet geleneği var. Bugünlerde daha çok düşünüyorum. Yani özellikle evet yani devletine güvenemeyen bir türlü daha doğrusu halkına değil de. İşte devlet halkına güvenemiyor. Oysa ki o halkın böyle bir problemi yok. Niye halkına güvenemiyor ki devlet? Çünkü devlet İyi halkından soru. Korkuyor. İyi soru. Yani devlet halkına güvenmeyi denedi mi acaba hiç? Benim en büyük şeyim bu. Yani bu annenizin babanızın size güvenmemesi gibi. Yaşın geliyor 20, 25, 30 iş yapıyorsun işte ekmek parası kazanıyorsun tabiri caizse. Hala ebeveynin sana güvenmiyor. Olacak iş mi? Niye güvenmiyor devlet halkına? Güvenmez olur mu? Kendi çıkarını zedeleyeceğinden korktuğu için tabii ki halkına güvenmiyor. Valla galiba zihinsel bir kazı yapmak gerektiğinde bir imparatorluk mirasına oturmuş olmanın bütün travmalarını hala dipdiri yaşıyoruz diye düşünüyorum ben. Bunun turnusolunun da bu dönemde Suriye süreci olduğunu da hep birlikte görüyoruz. Sadece Suriye süreci değil tabii. Orta Doğu kaynarken Türkiye'nin kaynamıyor olması sanki böyle bir rahatsızlık verici bir unsur idi. Halbuki bu kadar yani bu kadar kaynamaya da belki gerek yoktu. Orta Doğu kaynarken niye Türkiye kaynamıyor? Böyle bir benim bakış açımda bir dış güç itirmesi var. Yani bize yakışmıyor şu anda kaynamıyor olmak. Orta Doğu kaynıyor. Haydi siz de gibi bir sıkıntı var. Devlet halkına %100 güvenmek zorunda. Bugün halk zaten bu ülkeyi bu kadar güzel göstermeyi başarmış bir güç değil mi? Yani ben bundan küçücük de olsa kendime bir paye çıkartmak isterim eşime, dostuma. Bu halk, bu ülkeyi Türkiye yapan ve bu kadar hala güzel gösteren zaten halk. Devlet zaten bundan korkmuyor mu? Ya haddim değil ama yani size niye soruyorsam havaya soruyorum. Neyse yani ama bizden korktukları bir gerçek yani. Evet yani şeye dönersek peki bu söz ettiğimiz isimlerden biraz
tahlil yapmaya gidersek benim de çok sevdiğim ustalar var içinde. Mesela bunlardan bir tanesi Fikret Kızılok. Hani ben Fikret Kızılok deyince içi titreyenlerden biriyim. Büyük bir hikayeci, büyük bir ironi sahibi kimse. Söylüyor musunuz Fikret Kızılok, Bülent Ortaçgil şarkıları falan? Ortaçgil şarkıları söylüyorum. Sevdiğim başka şarkılar da söylüyorum. Çok sıklıkla değil çünkü inatla hala bu üç albümün parçalarını söylemek istiyorum. Bu ama onu çeldiren bir şey değil, güçlendirir olsa olsa. Bu dönemde öyle değil. Yani bir tane parça geliyor size, yapışıyor. Mesela? Mesela işte biz bu Ortaçgil ve Kadının Sesi deymiş şarkılar projesini yaptık. Çıktığımız her konserde bu su hiç durmaz söyle falan. Kötü mü bu? Kötü mü? Yani sonuç itibariyle bu su hiç durmaz çok önemli bir şarkı. Şöyle söyleyeyim, yeni çok biliyorum. Önemli. Onu evet doğru söylüyorsunuz. Tabii ki kötü değil. Ama beni şu daha çok heyecanlandırıyor. Öylesine işte mesela ilk albümde öylesine şarkısını söyledikleri zaman daha çok heyecanlandım. Çünkü bizde şu var. Biz çıkan bir ismi sürekli başka bir ismin yanına koymayı ve ona benzeş tutmayı ihtiyaç hissediyoruz. Şöyle söylersek katılırım. Ya gurur duyuyorum o aynı. Türkiye'de şu tartışma yapılıyor. Bu arada benim başıma da şu geliyor. Ekranda oluyor olmak sanki sadece ekranda yaşayan bir varlıkmışız gibi algılanıyor. Halbuki ben tüm hayatımı edebiyata vermişim ve kitaplarım çıktıkça insanlar şaşırıyor. Onların şaşırdığı şey benim yıllarca emek verdiğim bir mesele. Sanki önceden yoktu da şimdiden. Evet ama ne yapalım böyle bunu. Ama şu önemli. Bir soy kökü diye baktığımız zaman Ceyhan'ın gayrimüslim mi olduğu, hangi kültürden geldiği falan bunların hepsinin ötesinde bir müzikal soy kökü olması çok hoş bir şey. Tabii Aşk Veysel derken işte Fikret Kızılok'lar, Bülent Ortaçgil ve Yunus Ceyhan. Emre'ler Yunus falan. Şimdi bu benim hoşuma gidiyor. Ben de bana kendime sorduğum zaman beni kazısanız altından Orhan Kemal, Sabahattin Ali bulursunuz. Beni de kazısanız edebiyatta hani hafızalamda hep onlar var. Ne yani. Güzel. O yüzden her şeyi bu evdeyi söyleyelim. Peki. Ama seyircimize de şu müjdeyi verelim. Her şeyi bu evdeyi söylemeyeyim. Öyle bir kökten bahsettiysek bari giderseniz söyleyeyim. Belki buna biraz daha yakın olur. Peki giderseniz söyleyeyim. Nasıl olsa her şeyi bu evde de söyleyeceğiz. Ama seyircilere müjde veriyorum. Bu su hiç durmazı da arada kıvırırsam söyleteceğim. Bak başka söylerim Ortaçgil'den. O da olur. Çünkü mesela o sorunuza cevap olsun. Söylemeyi çok seviyorum şarkılarını. Peki ne evde söyleyeceğiz o zaman Ortaçgil'den başka? Onun nasıl? Onun müjdesini verelim. Hiç canım yanmaz. Sen albümünden son albüm. Peki. Çok... Ama önce kendi işimize bir bakalım. Bakalım. Şu giderseni bir halledelim. Hemen benim şarkıları hallederek halledelim. Atıyorum. Yok bu önemli. Sonra seviyor musun başkalarının şarkısını? Tabii ki seviyorum ama neyse. Merhabalar falan. Buyurun. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben bir müzisyenin soy kökünü paylaşmasının da ona çok büyük katkı yaptığını düşünüyorum. Soy kökün daha da kökü var ama onunla da gitmekte fayda var. Günün birinde onu da yaparız. Belki Aşık Veysel falan söyleriz. Plan. Ya beni yanlış anlamayın. Ortaçgil benim hayatımda çok iyiyim. Yani hadi diyen bir adam benim için. Hadi diyen bir müzisyen. Fakat korkularım yersiz değil. Sadece derdim o. Bence bugün bizi dinleyenler açısından korku yersiz olacak. Çünkü herkes şarkıları severek dinliyor balkonlarda. Tamam. Korkum şu. Hani biz de bir şey yapmaya gayret ediyoruz ve hiçbir şekilde benzetmemeye gayret ediyoruz. Bu önemli. Benzememek. Bunu da konuşalım. Benziyor mu, benzemiyor mu? Peki. Haydi bakalım. Önce gidersen. Haydi bak. Gülme bana, gülme konuşuyorum dedi. Gidersen bana da bir dengini yolla. Dinerse gözyaşım beni de ağla. Ardında beni bırak, gönlüme aldırma. Gönlüme duyurma, yüzüne bakmam, ellerinden tutma, sözünü ben duyma, gideceksen durma, gidersen bana da bir dengini yollar.
dengini yolla. Dinerse gözyaşım beni de alır. Ardında beni bırak, gönlüme aldırma. Arkanda bir beni bırak, gönlüme. Git kendine ağla. Hayata dair konuklarımızı ağırlamaya devam ederken yavaş yavaş da sonuna geldik. Bugün ilginç bir isim dedim çünkü Ceyhan, özellikle ben yazılarını da okuduktan sonra Kültür Mafyası'nda, ismini de çok seviyorum ayrıca, Kültür Mafyası, evet, dergisinin ayrı bir dünyadan, dilden, şiirden, hayattan söz eden ve çok başarılı bir şarkıcı, besteci. Teşekkür ederim. Bunlar beni mutlu etti. Bu kez burada bir arada olduk. Akustik band yaptık kendimize. Akustik band'in her biri nevi şahsına münhasır tipleriyle bir aradayız. Tipler. Mikrofonsuz ilginç insanlar. ve işte basçıları zaten biliyoruz. Basçı olmanın gereğini yapıyorlar. Şimdi o ayrıksı dünyanın gözlüklü halini üç boyutlu olarak izleyeceğiz. Evet, o gözlükler olmadı Orhan. Çok çirkin. İyi oldu. Ya. Basçıyı gördük. Yok, artık çıkar görelim. İstersen gözlerin etkileyiciyse göster yani. Peki, bu kadın hayranlar açısından. Böyle iyi. Arkamızda güler yüzlü bir insan var. Berkan Çelen efendim. Şu anda kameraya aynı muamelesi yapmakla yani meşgul. İyi gitarcı. Arkamızda yürüdü. Ve bir beyefendi. Kahon tuhaf sazlarla hayatımıza bir davul duygusu katıyor. Bütün bu tanımlar tuhaf bir ismim olmasından kaynaklanıyor. Ve akustik şarkılarımızı burada söyledik. Ben çok mutlu oldum. Zaten arada bir böyle Twitter'da falan bir araya gelmek için çaba sarf ettik. Sanki bugünleri bekliyormuşuz gibi. Bunun kalanını sezona daha gelişmiş olan... Tabii bu sakin bir söyleşi oldu. Evet, sezona bu kadronun daha kalabalık ve daha huysuz olanlarını da ekleyerek tabii daha tepinmevari bir şey yaparız. Ama madem müzikle bitireceğiz, her şey bu evdeyle bitirelim. Berkan Çelen, Orhan Deniz, Mert Önal eşlik ettiler bugün. Abi ben onları sıfatlarıyla şey ettim. Hanımefendi isimleriyle hallettim. Evet. Ceyhan Barbur ve şunu da ben hatırlatmak isterim. Uyan, Hayat ve Sarı. Üç albüm. Ben açıkçası albüm yapanın, kitap yazanın ve hele bunları da seviyorsam tanıtılmasını fanatikçe yapmaktan yanayım. Artık bayağılığa bir yerde dur diyelim. İyi kitaplar okuyalım, iyi şarkılar dinleyelim. Haydi bakalım. Bakışları emaneten içimde bir silahım yok bugün. Sözlerimle vursam bile değer mi bu aşk için hapishane? Kırılırız bilirim, yok oluruz, tükeniriz görürüz. Bu kez böyle arada bir buluşup
konuşuruz seninle. Sonuna kadar dedik senle. Olsun ama bu kez böyle. Arada bir görüşür, sarılırız seninle. Hayatın hırsızı evimde çalındı, bakışları emaneten içimde. Bir silahım yok bugün, gözlerimle vursam bile değer mi bu aşk için hapishane? Kırılırız bilirim, yok oluruz. Tükeniriz görürüm, kaybolurum. Sonuna kadar dedik senle. Olsun ama bu kez böyle. Arada bir buluşup konuşuruz seninle. Sonuna kadar dedik senle. Olsun ama bu kez böyle. Arada bir görüşüm, sarılırız seninle. Kırılırız bilirim, yok oluruz. Tükeniriz görürüm, kaybolurum.